Evet, herkese merhaba. Sürekli olarak yapmaya karar verdiğimiz ilk canlı yayınımızı başlatıyoruz. Ailenin Şifa Gücü yayınını. Bu hafta annelerle ilgili konuşacağız. Annelik ya da annelerle ilgili. Sadece anne, yani anne diye tanımın ötesinde de birçok alan barındırıyor çünkü. Aslında anneler de kendilerine denge içinde yaşamaya izin vermedikleri için süreç birazcık zorlanabiliyor bu konular içerisinde. Yayına başlamadan önce ben hepimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bu yayınların amacı ailemizdeki bireyleri birbirimize şikayet etmek değil, onların açık taraflarını aktarmak değil. Sadece gerçekten bizim sorumlu olduğumuz alanların şifalanması için bu yayınları yapmaya karar verdim. İlk yayınımızda bizim aileyi nasıl seçtiğimizi ruhsal olarak anlatmıştım. 31 Mart'ta yaptık ilk yayını. Daha sonra sizlere de sordum. İzleyeceğiz dediğiniz için artık bu süreci hep birlikte deneyimleyeceğiz. Nereye kadar giderse. Yayın öncesinde ben yapacağımız niyeti size hatırlatayım. Sosyal medyada paylaşmıştım. Bu niyeti yaparak biz kendi içimizde var olan dirençlerin şifalanması, farkında olmadığımız inançların şifalanması ile ilgili olarak bu niyeti gerçekleştireceğiz ki birilerinin hikayesi belki sizin aile hikayenizle de eşleşiyordur. Orada çözülmesi gerekenler sizin alanınızda da enerjisel boyutta şifayı gerçekleştirmiş olsun. Şu an alanımda olan aile tanımının ilahi gerçekliği ile uyuşmayan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Evrensel gerçeklikteki yaşamam gereken sevgi boyutunda aile deneyimini yaşamamı engelleyen her şeyi yaratıcıya teslim ediyorum. Yayın boyunca kendimi ilahi olarak hak ettiğim sevgi şifasına açıyorum. Niyetimiz de bu. Bu niyet doğrultusunda hepimizin alanına akması gereken ilahi şifa aksın. Özellikle Türk toplumunda anne kavramına yüklenmiş olan çok fazla anlam var. Bu anlamlardan dolayı da anneliğin alanı bana göre karışmış durumda. Hani ben anne olmadığım için annelik kavramının enerjisel boyutunun çok net farkında değilim. Hani elbette ki yaptığım çalışmalarda alanda görebildiklerim var ama bu birebir deneyimlemekten farklı bir durum. Onun için lütfen bu negatif yüklü olan anlamları eğer siz anne olarak yapıyorsanız bunları hayatınızdan yavaş yavaş gönderin. Bay bay deyin onlara. İşte fedakarlık çok yüceltilen bir kavram. Ama anneyi gerçekten çok yıpratan bir kavram. Annenin insan olduğunu her zaman bileceğiz. Onun sınırları olduğunu her zaman bileceğiz. Ben aslında bugün yayın öncesinde yaptığım resmi de getirecektim ama unutmuşum. Bir sonraki yayında onu anlatırım. Hani orada kolektif bilinçteki aile kavramı ile ilgili bir resim yapmıştım şifalanması için bu yayınları falan yapacağımı düşünmeden. Ama orada benim gördüğüm annenin alanı o kadar kompleks ki anne kavramının alanı. Baba kavramının alanı çok daha durağan. Aslında kadın için erkek için yin, kadın için yang enerjisi kullanıyor. Yani erkeğin aktif, kadının pasif olduğu gösteriliyor ama kolektif bilinçteki tanım hiç öyle değil. Tamamen tersi. Anne aktif, baba pasif durumda enerjisel olarak. Bu da enerjisel dengeyi de karıştırmış oluyor aslında. Onun için bu hayatınızda var olan kavramlarla ilgili, tanımlarla ilgili lütfen fedakarlık programlarını artık bitirin.
İnsanların size söyleyeceği, sizin ailenizin sizden beklentileri doğrultusunda hayatınızı şekillendirdiğiniz sürece siz mutsuz oluyorsunuz. Siz mutsuz olduğunuzda da aslında aileniz de mutsuz olmaya başlıyor. Çünkü ailedeki temel enerji annenin enerjisi. Annenin enerjisi nasılsa ailenin enerjisi de öyle şekillenmiş oluyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Bir şeye bakacağım. Ben aslında bugün şeyi çalacaktım. Hani benim okulda öğrenmiş olduğum Anneler Günü ile ilgili olan Annemize Türkü diye olan bir şey çocuk şarkısı vardı. Onu çalacaktım. Geri çalmadım ama sözlerini ben şimdi size okuyayım. Eğer sizin alanınızda da anneyseniz ya da annenizle ilgili bu tarz beklentileriniz varsa artık bunların arınması için niyet edelim ki annelerimiz özgürleşsin. Annelerimiz özgürleştiği zaman da toplum daha huzurlu ve bence dengeli olacak, daha şefkatli olmaya başlayacak. Anne kendi içinde şefkatini dengeleyemediği için bireye şefkatini aktaramıyor. İşte kendi çocuğuna şefkatini aktaramadığı için de toplumsal düzeyde bir dengesizlik olabiliyor işte bu şefkat alanında. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Çocuğa bakar anne, evine tapar anne. Gece gündüz çalışır, yarını yapar anne. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Anamız başımızda, her öğün aşımızda. Ananın emeği var her iyi işimizde. Anamız başımızda, her öğün aşımızda. Ananın emeği var her iyi işimizde. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Gördüğünüz üzere annenin üstüne yüklenmiş bir sürü kalıp var. Bu kalıplardan dolayı da anneler kendi hayatları ile ilgili bir şeyler isterken belki de suçluluk hissediyorlar. Yani biraz daha evine tapmak istemiyor mesela. Yani buradaki şarkı sözüne göre kendi hayatı için de bir şeyler yapmak istiyor ama kolektiften o kadar çok önceliği evi, ailesi olmuş ki kendi ile ilgili bir şey yaptığında bu defa suçluluk hissi ortaya çıkmaya başlıyor. Suçluluk ortaya çıktığında bu pozitif bir duygu değil, yine annenin frekansını karıştırmış oluyor. Onun için lütfen anneyseniz de çocuksanız da bu eski öğretilerden gelmiş olan anneyi insanüstü bir varlık haline getirmiş olan bu tanımlardan kendimizi de annemizi de özgürleştirelim ki onun da yaşamasında her anı daha keyifli yaşayabilecek, kendisi için de yaşayabilecek zaman dilimini var edebilsin. Toplumumuz değişiyor. Evet, biraz daha bencilliğe doğru ilerliyoruz ama bu bencillik daha çok çocuk odağında oluyor. Anne odağında pek bencillik olamıyor. Genel itibariyle anneden birçok şey bekleniyor. Hani nadir olan anneler sadece çocukları tarafından desteklenebiliyor. Genel itibariyle anne hep sömürülen taraf olmuş oluyor. İşte şu an günümüzde bakıyorum, insanlar çalışıyor, çocuklarını annelerine baktırıyorlar. Anne artık belli bir yaşa gelmiş, o yaştan sonra bana göre rahat etmesi gerekiyor, edemiyor. Ya da işte kayınvalideler bakıyor yine aynı şekilde. Yani anne olabilme sorumluluğunu alması gerekiyor bir insanın ki ondan sonra anne olsun. Yani eğer çocuk yapacaksanız, hani diyelim şu an çocuğunuz yok.
evlisiniz, çocuk yapmayı düşünüyorsunuz. O zaman lütfen çocuk yapmayı düşündüğünüzde ben bu çocuğa tek başıma bakabilir miyim? Bu soruyu kendinize sorun. Eğer bu soruya evet cevabını veriyorsanız çocuğunuzu hani çocuk yapmaya karar verin. Çok basit bir eylem değil çünkü biyolojik gereksinim olarak türün devam edebilmesi için insan çocuk olması gerekiyor. Ama yeterince nüfus var zaten dünyada. 8 milyarın üzerinde mi? 8 milyara yaklaşmış nüfus var. Bu kadar nüfusun olduğu yerde illaki benim türüm devam etsin seçimini yapmak bana bilmiyorum. Hani seçim tabii ki sizin ama dünyanın da koşullarını gözden geçirmemiz gerekiyor bu çocuk yapma sevdamız alanında. Hem kendimiz için sorumluluğu alıp hem dünya için sorumluluğu alabiliyorsak çocuk yapmamız gerekiyor. O çocuğu yetiştirirken çocuğunuzun hem kendi geleceğiyle ilgili maddi manevi her şeyi ona verebilecek misiniz? İşte ben senin için saçımı süpürge ettim. Bu annenin söylememesi gereken bana göre bir söylem. Çünkü anne bir çocuk doğurmayı düşünüyorsa bunların her birini göz önüne almış olması gerekiyor ki bu davranışı sergilesin, anne olabilsin. Yoksa hani çocuk yapıp ortaya bırakmak anneliğin bana göre sorumluluğu içinde değil. Annenin sorumluluğu o çocukla ilgili yapılması gereken her şeyi yapabilecek yeterlilikteyse anne olabilmesi gerekiyor. Tabii ki bu sadece annenin değil babayla birlikte verilecek kararlar. Annenin de eğer eşin bilinci bu bilinçte değilse ona bu bilinci aktarması gerekiyor ki her şey daha böyle dengeli olabilsin. Geçen yayında şeyi söylemiştim işte bence anne ve baba olmak isteyenlere bir ön eğitim verilmesi gerekiyor. Bu ön eğitimden sonra gerçekten ondan sonra da anne ve baba olup olamayacağının hani bir teste tabi tutulsun. Bir ehliyet verilsin ona ondan sonra annelik olsun. Mesela hani çocuk esirgeme kurumundan çocuk alınacağı zaman annelikle ilgili, aile kavramıyla ilgili bir sürü prosedürden geçiriliyor. İyi ki geçiriliyor. Bu prosedür bence biyolojik olarak kendisi anne ya da baba olmak isteyenler için de aynı şekilde devam etse toplum değişmeye başlayacak. Bizim toplumumuzun bu kadar karmaşıklaşmasının sebebi yetişkin bireylerin olmamasından da kaynaklanıyor. Onun için lütfen hani eğer gerçekten anne ya da baba değilseniz önce kendinizi anne baba olmaya hazırlayın. Ondan sonra anne baba olmakla ilgili işte kendi içinizdeki döngüyü tamamlayın. Diğer türlü sağlığı oldukça bozulmuş bir topluma yeni bir birey dahil edeceksiniz. O birey de yine sağlıksız olacak. Ama bizim bu toplumu sağlıklı hale dönüştürebilmemiz için bireylerin sağlıklı olması gerekiyor. İşte en başta kendimizi olabildiğince fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı hale getireceğiz. Ondan sonra da yapabiliyorsak etkileşimde olduğumuz diğer insanlara bunu aktarmaya, bu bilinci aşılamaya çalışacağız ki toplumumuzu değiştirebilelim, daha sağlıklı hale getirebilelim. Önceki süreçlerde hani şu an için çok fazla bilgiye erişiliyor. Bu koşullardan önce işte benim annem ya da benim annemin annesi hep atalarından neyi gördüyse o doğrultuda çocuklarını büyüttü. Ama biz artık insan psikolojisiyle ilgili, toplum davranışları ile ilgili çok fazla bilimsel veriye araştırmaya sahibiz. Tabii ki bu bütün insanlar için birebir aynı değildir. Ama oradaki verileri gözden geçirerek siz kendinizle ilgili olarak hem kendinizi hem çocuğunuzu analiz edip ona göre davranışlarınızı değiştirir ya da belirlerseniz bu yolculuğunuz çok daha farklı olacaktır. İşte sağlıklı bir aile olacaktır. Eskiden hani hala bu programla çocuk yapan var mı bilmiyorum ama önceden
özellikle çalışmayan kadınların yapmış olduğu, işte eşle ilgili sorun varsa, eşin gözü dışarıdaysa eve bağlamak için çocuk yapılıyordu. Sorun çözülüyor muydu? Hayır, bence çözülmüyordu. Ama bu böyle bir çıkar yolu olarak bulunmuştu. Hani dediğim gibi şu an için öyle bir program çalışıyorum, çalışmıyorum çok bilmiyorum. Belki kırsalda vardır ama şehirde bu programın olmamasını umut ediyorum. Çünkü herhangi bir şeyi güvenceye almak için bir çocuk yapılmaması gerekiyor. O çocuğu gerçekten mutlu edilecekse yapılması gerekiyor. Şu an anneyseniz ve benim bu anlattıklarımla ilgili bazı kavramlar sizin hayatınızda bulunuyorsa, o zaman geçmişi değiştiremeyeceğimiz için şu andaki sizde var olan her şeyle ilgili kendi davranışlarınızda neyi değiştirmelisiniz, neyi dönüştürmelisiniz? Bunlara bakın, bunlara odaklanın. Çok güzel kitaplar var kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Kitap okumayı sevmiyorsanız izleyebileceğiniz gerçekten çok değerli videolar var. Bunları izleyip kendinizi değiştirebilirsiniz. İşte bu böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla gitmememiz gerekiyor artık. Böyle gelmiş ama bundan sonrası ne olur acaba'yı bir düşünmemiz gerekiyor. Ben ne yapabilirim'i burada bir düşünmemiz gerekiyor ki hem biz sağlıklı olalım, hem biz mutlu olalım, hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olabilsinler. Genel itibariyle hani şu kuşak çatışması kavramı var bir. O çatışmalardan da artık özgürleşelim. Evet, her kuşağın belirli bir programı var. Bu program dahilinde o kuşaktaki bireyler çeşitli davranışlar sergiliyorlar. Ama burada işte ben şu kuşaktanım, ben bu kuşaktanım, benim özelliğim bu demek bana gene doğru gelmiyor. Çünkü burası da değiştirilmesi gereken bir alan. Evet, o kuşağa ait olabiliriz. O kuşağın gereklilikleri bizim alanımızda var olabilir ama bu toplumu dengesizleştiriyorsa ben artık o davranışlarımı değiştirmeliyim. Bu toplumla uyumlu olmam gerekiyor. Ailemle uyumlu olabilmem gerekiyor. Elimden geldiğince tabii ki her şey tamamen süt liman olmayacak. Keşke anlattıklarımızı dinledikten sonra her şey böyle sevgiye dönüşmüş olsa ama onun olmayacağını biliyoruz. Ya da ben biliyorum. Sizlere de bunu hatırlatmış olayım. Öyle bir beklentiyle bu programı dinlemeyin. Sadece ben ne yapabilirim? İletişimim, etkileşimim ne olur? Bunun bilinciyle bakalım. Kendi davranışlarımızı değiştirebiliyor muyuz? Kendi düşüncelerimizi değiştirebiliyor muyuz? Buna bakalım. Annelerini, hani beni izleyen herkesin annesi vefat etmiş olsa da herkesin bir çocuk rolü var. Bu çocuk rolündeki kimliğimizi bizim şifalandırmamız gerekiyor ki bizden de böyle geriye doğru gitsin. Eğer anneniz yaşıyorsa onunla ilişkiniz daha sağlıklı olabilsin. Çünkü değişim eski enerjide çok kolay değil. Her 10 yıllık, bunu birkaç kere daha tekrarlamıştım, bu yayında da tekrar edeyim. Her 10 yıllık dönem enerjilerin daha frekansının düşük olmasına sebep oluyor. Yani işte 1990-2000, 2000-2010, 2010-2020, bu döngülerin her biri bizim hayatımızda bir katman halinde bulunuyor. İşte ben 43 yaşındayım, ben de 4 tane katman var. Ben bu 4 katmanımı temizlemem gerekiyor ki her 10 yaşımda neyi dahil ettiysem kendi programıma, onları bir sevgiye dönüştürmem gerekiyor. Eskiden sevgi programı dünya planında çok aktif değildi. O yüzden de biz daha fazla kaos programıyla yol aldık. İşte hani ben 30'lu yaşlarıma kadar dünyanın frekansı gereği, ama bu benim yaşamımdan dolayı değil. 30'lu yaşlarıma kadar ben kaosun programlarıyla birlikte yol aldım. Son 10 yılımda, işte 13 yılımda bir daha sevgi frekansının yüksek olduğu döngü içerisindeyim. Doğal olarak benim burada bir üç katmanlı kaos programım var. Annemin daha fazla kaos programı var, daha katmanlı bir kaos programı var. Onun için ben önce kendi kaos katmanlarımı temizlersem
annemin kaos katmanları da benimle rezone olan alanlar varsa onlar da şifalanmaya başlayacaktır. Yani burada dönüşüm kimin alanında hızlıysa o kendini değiştirdiğinde diğer birey de değişebiliyor. Bakın kesinlikle değişiyor demiyorum. Değişebiliyor. O yüzden önceliğimiz kendimizi değiştirmek. Kimliğimiz ne olursa olsun aile içerisinde. Bir de şunu hatırlatayım sizin yorumlarınıza geçmeden önce. Hepimizin o ailedeki rolü neyse o kimlikte olalım. Yani anne anne rolünde olsun, baba baba rolünde olsun, çocuk çocuk rolünde olsun. İşte kardeşler varsa her biri kardeş rolünde olsun. Abla abla rolünde, kardeş kardeş rolünde, işte abi abi rolünde. Bizim toplumumuzda bu rol karmaşası çok fazla. Hani bazen işte evde erkek çocuk varsa büyük erkek çocuk o babanın rolüne girebiliyor. Büyük kız çocuk da annenin rolüne girebiliyor. Bunların her biri ailenin enerji alanını karıştırıyor. O yüzden ailenizin içerisindeki rol dağılımını yeniden gözden geçirin. Siz gerçekten hani anneyseniz anne misiniz, çocuksanız çocuk musunuz? Buna bir bakın. Eğer burada bir dengesizlik varsa kendi kimliğinizle ilgili şöyle bir niyette bulunabilirsiniz. Ben artık kendi ailemde, yani evliyseniz iki tane rolünüz var tabii ki. Bir de eş rolünüz var. Çekirdek aileden başlayayım. Hani biyolojik anne baba ya da edinilmiş anne baba ve çocukların olduğu yerde. Dediğim gibi yaşımız kaç olursa olsun, annemiz babamız yaşıyor ya da vefat etmiş olsa da biz çocuğuz. Önce kendi yaşadığınız ailedeki, kendi çekirdek ailenizde gerçekten çocuk rolünde misiniz, değilseniz şu andan itibaren işte ailenizin soyadını söyleyebilirsiniz. Benimki Metin. Ben Metin ailesinde çocuk rolüne geçmeyi seçiyorum. Diğer bütün rollerimden özgürleşmeyi seçiyorum. Kendime ait olmayan tüm rollerden özgürleşmeyi seçiyorum. Diyelim evlisiniz. Evliyseniz de siz anne rolünde misiniz? Hani kadınları konuşuyoruz ya bugün. Anne rolünde misiniz? Eğer anne rolünde değilseniz, çocuklarınıza anne rolünü verdiyseniz, o zaman da eşinizin ailesinin soyadını ifade ederek ben bu ailede anne rolünü ve eş rolünü kabul ediyorum. Yani eşinizle birlikte yaşıyorsanız, ayrıldıysanız sadece anne rolünüzü ifade edersiniz kendi soyadınızla birlikte. Anne rolünde olmayı ya da işte dediğim gibi eşseniz eş rolünde olmayı seçiyorum. Onun dışındaki alanımdaki bana ait olmayan tüm rol ve kimliklerden özgürleşmeyi seçiyorum. Niyetini yapabilirsiniz. Çocuklarınız da eğer bu konularla ilgileniyorsa ve kendileri çocuk rolünde değilse onlara da bunu hatırlatabilirsiniz. Anne, ilk önce söylediğim cümleyi onlara ifade edebilirsiniz. Yayını kaydedeceğim, bana bir şeyleri şunu lütfen tekrarlar mısınız demeyin. Tekrarlayamıyorum çünkü genelde böyle o an aklıma gelen bilgi neyse onu aktardığım için bir aksilik olmazsa yayını kaydedeceğim. Şimdi sizlerden gelen yorumları okumaya başlıyorum. Önce Instagram'daki yorumları okuyacağım. Sonra YouTube'daki yorumları okuyacağım. Sonra gelen mailleri okuyacağım. En sonunda canlı yayında gelen sizin yorumlarınızı okuyacağım. Bilmiyorum kaç saat benimle olacaksınız artık. Annem vefat etti. İnatçı ve mükemmeliyetçi birisiyim. Çocuklarımla ilişkimden onların her şeyiyle ilgilenmek istiyorum ve devamlı sorun yaşıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Oğlumla daha pozitif ilişkideyim ama kızımla anlaşamıyoruz. His ve duygulardan arınma meditasyonu yapıyorum. Ho'oponopono yapıyorum. Duygularımı devamlı içime atıyorum. Hiç kimseye kızamıyorum. Herkesi idare ediyorum ama gökten taş düşse beni buluyor. İlişkilerimin daha keyifli, sevgi boyutunda olmasına niyet ediyorum. Şimdi işte o mükemmeliyetçi ve inatçı olan taraf aslında ailedeki ihtiyaçları çok fazla göremeyebiliyor. Yani ailedeki bireylerin ihtiyaçlarını göremeyebiliyor. Siz o ihtiyaçları kendi zihninize göre tanımlayıp, kendi zihninize göre program yaparak çocuklarınızda davranışta bulunduğunuzda çocuklar buna tepki göstermeye başlıyorlar. Ben hep size şunu hatırlatıyorum. Lütfen iletişime geçelim birbirimizle.
iletişime geçmediğimiz sürece karmaşa oluyor. Yani işte çocuklarınızdan hangi davranışınızla ilgili yargı gördüyseniz, bununla ilgili benim ne yapmamı istiyorsun, ne bekliyorsun benden, nasıl davranırsam sen kendini huzurlu hissedersin. Bunu sorun. Tabii ki o davranıştan sonra eğer sizin mantıken huzursuz olacağınız ya da aile bireyinizin güvensiz olabileceği bir alan olacaksa, değil mi kuzum? O zaman siz orada doğru davranışı çocuğunuza aktarabilirsiniz. Ama körü körüne ben anneyim, ben babayım, otorite sahibi benim ve benim dediklerime uymak zorundasın, bunu ifade ettiğinizde çocuklarınıza problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama iletişime geçtiğiniz zaman orada konu daha değişebiliyor. Bir kitaba daha bakacağım. Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne Baba diye bir kitabı var. Arzu ederseniz o kitabı okuyabilirsiniz. Orada Doğan Cüceloğlu'nun kitabı aldım ama okuyamadım. Önümüzdeki hafta bakacağım kitaba. Hani çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun, orada sizin içinizde neyi yapmanız gerekip gerekmediğini fark edeceğiniz bir sürü bilgi ifade edildiğini ben düşünüyorum. O yüzden lütfen işte hani ne yapsam herkes beni suçluyor tanımını artık alanınızda bulundurmayın. Suçlanmak istemiyorsanız ne yapmanız gerektiğini sorun. Ne yapmamı istiyorsun? Bu sorular ve birbirimizle olan iletişimimiz bizim aslında bana göre Türk aile yapısının içerisinde çok fazla var olamamış programlarımızdan biri. Onun içinde nasıl konuşuruz, nasıl iletişimde oluruz bunu çok iyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de birinin davranışı öbürünü huzursuz ya da rahatsız edebiliyor. İsterseniz böyle bir çocuklarınıza sorabilirsiniz ne istiyorsunuz diye. Bir de şunu ifade edeyim. Genelde hani biz şu an bu dünyada dualiteyi deneyimliyoruz. O yüzden zıt olan taraflar birbiriyle anlaşmakta daha uyumlu oluyor. Buradan kastım şu, işte eğer siz anneyseniz oğlunuz varsa oğlunuzla kızınızdan daha iyi anlaşırsınız. Mıknatıs gibi düşünelim. Mıknatısın aynı kutuplarını bir araya getirdiğimizde, iter zıt kutuplarını bir araya getirdiğimizde çeker. Bu da aynı şekilde olmuş oluyor. Orada işte anne olmanın aslında dengede kalınması gereken tarafı da bu. Hangi cinsiyette çocuğunuz olursa olsun onunla sağlıklı iletişimde olmaya, yani evet biyolojik koşullar ne olursa olsun, siz onunla sağlıklı iletişimde olmaya niyet ettiğinizde ve bununla ilgili her iki tarafı da dinlediğinizde orada karmaşa olmayacağını düşünüyorum ya da çözümlere daha çabuk ulaşırsınız. Ben burada yayında sadece size bu zamana kadar gözlemlediklerimi ya da okuduklarımdan fark ettiklerimi aktaracağım. En doğru çözümleme sizin kendi aile bireylerinizin birbiriyle olan konuşmasından ortaya çıkacaktır. Şimdi meditasyonlar bizim enerji alanımızı temizliyor ama davranışlarımızı yani davranışların değişmesi kişinin kendi sorumluluğunda. Eski davranışlarınızdan hala hayatınızda aktif olan, sizi huzursuz eden hangi davranış kalıbınız varsa o davranışınızdan özgürleşmeye niyet etmeniz gerekiyor. Davranışları da yenilemek biraz daha enerjisel çalışmadan daha fazla gayret göstermeyi gerektiriyor. Annem 84 yaşında ve artık duygusal dünyasında yaşıyor. Ben de ona göre davranıyorum. Artık üzüntü ya da sitemkar olmak ona tansiyon atakları yaşatıyor. Bu sebeple ben de ona göre davranıp hem onu hem kendimi strese sokmuyorum. Ben doğruyum, işte böyle olmalı tavrına girmiyorum. Aslında üzüntü hiçbirimizin hayatında olmaması gerekiyor. Çünkü üzüntünün frekansı negatif frekans. Sitem ya da şikayet etme enerjisi hiçbir insana hizmet etmiyor. Ama
Özellikle şikayet etme programı çok fazla bulunuyor bizim toplumumuzda. Biz bundan özgürleşmeyi seçip işte kolektif bilinçten alanımıza dahil olmuş olanları arındırdığımızda daha mutlu ve daha huzurlu yaşamanın yollarını bulacağız. Duygu alanımızın farkında olalım. O duygularımızdaki hani bedenin sağlıkla ilgili tepki vermesine izin vermeden biz duygularımızı kontrol ettiğimizde kendi hayatımızda daha keyifli olur, değil mi kuzucuk? Neşeli olalım, değil mi bir tane? Dinliyorsun beni. Merhaba, annemle ilgili olan soruda, ben bugünkü soruyu okumadım size. Bir dakika, çok özür diliyorum. Soruyu da okuyayım. Yorumları sadece sizin sorumlu olduğunuz alanlar için yazın. Lütfen annenizden ya da çocuklarınızdan olan beklentileriniz için yazmayın demişim. Anneniz yaşıyor ya da vefat etmiş olabilir. Her iki durumda da bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Annenizle ilişkinizin her ikiniz için de daha keyifli ve daha sevgi ilişkisinde olması için siz kendinizde hangi davranışlarınızı değiştirmelisiniz? Diğer sorularımız anneler için çocuğunuz ya da çocuklarınız vefat etmiş olsa da yine soruyu cevaplayabilirsiniz. Çocuğunuzun veya çocuklarınızla ilişkinizin karşılıklı tüm taraflar için daha keyifli, daha sevgi ilişkisinde olması için siz kendinizde hangi davranışlarınızı değiştirmelisiniz? Eğer birden çok çocuğunuz varsa tüm çocuklarınızla adil bir sevgi ilişkisi içinde misiniz? Fıstıkla bol bol size anlatıyor bugün. Değil mi kuzucuğum? Bir de kahkaha atıyor. Eğleniyor musun bir tanem? Sorularım bunlardı benim. Şimdi başka bir yorumumuza geçiyorum. Annemle ilgili olan soruda ben bana yapılan haksızlıkları, adaletsizlikleri, ihmalleri alamadığım samimiyeti kabule geçip daha çok affetmeyi başarabilsem, bilirsem ilişkimiz daha keyifli olacak. Her zaman sevgi ve saygı dilinde kalmaya gayret ediyorum. Çocuğumla ilgili olan soru da beni zorlayıcı alanlarda, pardon, zorlayıcı anlarda daha sabırlı ve sakin kalabilirsem daha keyifli bir ilişkimiz olacağına inanıyorum. Evdeki kedimiz de benim çocuğum. Evet, kızım ve kedim arasında adil bir sevgi ilişkisi içindeyiz. Yayınlarınız ve katkılarınız için çok teşekkürler demişsiniz. Rica ediyorum. Bir tanem sen nasılsın kuzu? Şimdi bu niyetlerinizle ilgili olarak hani tespitlerimizi yaptık bu yayında. Tespitlerimizden sonra eylem haline dönüşmeniz gerekiyor. İşte o eylem haline dönüşmemiz için eğer meditasyon sizi rahatlatıyorsa meditasyonları yapabilirsiniz. Ho'oponopono yapabilirsiniz ya da anda yaşamak, mindfulness yaşamak deniliyor ya. Anda yaşadığınız zaman yapmış olduğunuz davranışın aldığınız kararla uyumsuz olduğunu fark edeceksiniz. Ve orada bunu fark ettiğiniz anda yeni davranışınızı var edebileceksiniz. Ama farkında olarak davranışlarınızın bilincinde olmadan yaşamınızı devam ettirirseniz, o zaman aldığınız kararla yapmaya devam edeceğiniz davranışlar birbiriyle çatışacaktır. Fıstık çok güzel konuşuyor bugün. Orada olup sevesim geldi. İşte bugün size kendini sevdirmek için yayına geldi. Geçen hafta yaptığım yayında hiç konuşmadığı için, yani benim yanıma gelmediği için ben de onu burada yapayım bari demiştim. Ama bugün çok konuşuyor benim kuzum, değil mi aşkım? Bir tanem. Sen de mi bizi şifalandırıyorsun? Neler anlatıyorsun sen bize minnoşum? Ha aşkım? Kuzucuk, aşkların en güzeli bu. Sen çok mu tatlısın? Gel öpücük.
Evet, Bir bizim tane. aile ilişkimizde siz bugün yayında görmüş oldunuz fıstıklı olan ilişkimizi. Anne çocuk ilişkisini size böyle anlatıyoruz biz. Şimdi YouTube'daki yorumlarınıza geçiyorum. Instagram'daki yorumlar pardon. Bitmemiş. Yok bitmiş, evet bitmiş. Şimdi YouTube'daki yorumlarımıza geçiyorum. Anneme kattığım değersizliği bencil olmaktan çıkarsam, empati kurarsam daha sağlıklı ilişkimiz olur. Bu değersizlik konusunda kendi içinizde ne kadar değerlisiniz ona da bir bakın. Hepimiz kendimizi olabildiğince saf sevgiyle sevelim lütfen. Ne kadar sevgi frekansınız yüksek olursa, başka insanların bizim alanımızdaki etkisini de daha kolay tolere edebiliriz aslında. Hani o anneyle ya da çocukla ilgili olarak kendi içinizde yaşadığınız zorluklarda siz kendi içinizde ne kadar sevgi dengesindeyseniz o zaman diğer sizi yoran programları da o kadar hızlı bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Ama diğer eğer sizin sevgi enerjinizde bir dengesizlik varsa o zaman işte dış etkenleri ekstra tolere edemeyebiliyorsunuz. Çocuklarımın hepsini aynı ölçüde sevdiğimi biliyorum. Lakin sevgimi gösterirken onlara bunu hissettiremiyorum sanki. Hani bunu sankiniz olmasın isterseniz, dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Ben sizleri seviyorum ama siz benim sevip sevmediğimin farkında mısınız? Bu soruyu çocuklarınıza bir sorun. Eğer farkında değiliz diyorlarsa o zaman şunu sorabilirsiniz. Peki ne yapmamı istersiniz? Yani ben size ne yaptığım zaman sizi sevdiğimin farkında, bilincinde olursunuz? Bu soruyu sorabilirsiniz isterseniz. Hani ilerletmek için bunları kullanabilirsiniz. Annemin sevgi dilini öğrenerek ona olan sevgimi onunla daha hissettirerek paylaşabilirim. Belirli periyotlarda annemi arayabilirim. Kendimle ilgili daha fazla şeyi annemle paylaşabilirim. Arada onu mutlu edecek küçük sürprizler yapabilirim. Burada da sevgi diliyle ilgili olan paylaşımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili diye bir kitap var. Ben onun ön okumanı YouTube kanalında yapmıştım. İsterseniz oradan bir dinleyebilirsiniz hangi sevgi dilleri olduğunu. Kitabın adıyla kaydetmişimdir diye düşünüyorum ama gene de bakayım. Evet, Beş Sevgi Dili Gary Chapman diye bulunuyor kanalda. Bunu arzu ederseniz oradan dinleyebilirsiniz ya da kitabı alıp işte kendi yönteminizi belirleyebilirsiniz. İnternette bunun testleri var. Hem kendi sevgi dilinizi belirleyin hem de ailenizdeki bireylerin sevgi dilini belirleyin ki orada ortak sevgi dili alanında iletişiminizi var edebilirsiniz. Aslında bir önceki yorumumuzda hani çocuklarımı seviyorum ama bunu anlıyorlar mı bilmiyorum yorumu da aynı alanı beraberinde getiriyor. Orada da eğer sevgi dilinin, çocukların sevgi dilinin farkında değilse anne, karşı tarafa aktarmaya çalışsa da o sevgi diliyle eş alanda değilse o karşı tarafın anlamayacağı bir program olacaktır. O yüzden bu 5 sevgi dilini isterseniz bir okuyun. Orada güzel güzel testleri var. Onları yapın. Hem kendinizin dediğim gibi hem de aile bireylerinizin sevgi dilini belirleyin. Değil mi kuzum? Fıstığın sevgi dili. Kaliteli zaman geçirme. Kaliteli birliktelik. Değil mi kuzum benim? Evet. Şimdi de maile gelen yorumları okuyacağım. Annem ile yaşadığım problem akrabalarla olan ilişkimden dolayı açığa çıkıyor. Sevdiğim akrabalarım ile bir arada olup yakınlık kurmamı, onları sevmemi, annem
bu akrabalarımızı sevmediği için istemiyor ve bundan dolayı bana psikolojik bir baskı uyguluyor. Bu psikolojik baskıyla bana küsüyor, tavır alıyor, bağırıyor. Kendimi çoğu zaman annemle sevdiğim akrabalarım arasında sıkışmış buluyorum. Annemle bunu uzun uzun konuşup anlatmaya çalışsam da sonuç hiç değişmedi. Benim nasıl bir yol almam gerek? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hani ben burada yorumlarda hep şunu söylemiştim. Yani yazının başında da biz annemizin davranışının değişmesini ya da işte eğer siz anneyseniz çocuğunuzun davranışını beklemeden yapmanız gerekiyor. Siz orada aile bireylerinizle görüştüğünüz zaman içinizde bir suçluluk hissi ortaya çıkıyor mu? Buna bir bakın. Eğer bu çıkıyorsa suçluluk hissiyle ilgili arınma çalışması yapın. Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz, kendinizi ne kadar seviyorsunuz, bunu da bir kontrol edin. Yani öz değer ve öz sevgi alanınız ne durumda? Eğer siz kendinize yeterince değer vermiyorsanız, yani öz değeriniz yüksek değilse, etrafınızdaki diğer insanlar, anneniz babanız da dahil, sizi değersizleştirmeye çalışacaktır. İşte küskünlük programını neden hayatınızda tutuyorsunuz dolaylı olarak? Belki siz küsmüyorsunuz ama dolaylı olarak bu programın hayatınızı etkilemesine izin veriyorsunuz. Evet, fıstık bugün çok konuşuyor. Değil mi kuzum benim? Minnoş, aşkım benim. İşte burada o programları neden tuttuğunuzun farkına varın ve şunu söyleyebilirsiniz. Bu programı hayatımda var etmeme neden tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Küskünlük programını hayatımda var etmeme neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Buna bağlı her şeyi varoluşuma bir daha gelmemek üzere alanımdan kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların sevgi şifasıyla dolmasına niyet ediyorum diyebilirsiniz. Aslında hani küskünlük programı birazcık kibirle, kibir duygusuyla eşleşik alanda bulunan programlardan bir tanesi. Siz kendi alanınızda görünür ya da görünmez kibir programları var mı? Bunları kontrol edebilirsiniz. Kibirden özgürleşmeyle ilgili bir meditasyonumuz var. Onu yapabilirsiniz. Bulunduğunuz anda dediğim gibi suçluluk duygusundan başka hani sevdiğiniz akrabalarınızla bir araya geldiğinizde başka negatif duygu açığa çıkıyor mu ya da başka negatif his açığa çıkıyor mu? Bunlara bakın, siz bunları arındırın ve orada artık anneniz bunu seçmiş olabilir ama sizin de kendi özgür iradenizle, aile bireylerinizle görüşmeyi seçme hakkınız var. Bu hakkı kendinize veriyor musunuz? Yani özgür iradeyle seçim yapabilme alanınızda kendinizi şöyle söyleyeyim. Kendinize bununla ilgili ne kadar izin vermiş durumdasınız? Yoksa özgür iradenizin kullanılmaz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Özgür iradenizi annenize mi devretmiş durumdasınız? Bunlara bir bakabilirsiniz. Kendi merkezinize gelip artık anneniz de hani siz bu kadar dengelemeye rağmen hala küsmeye ya da tartışmaya devam ediyorsa orada kendi içinizden şunu söyleyebilirsiniz ya da annenizle konuştuğunuzda bunu ifade edebilirsiniz. Senin görüşmeme kararına saygı duyuyorum. İstediğini seçebilirsin. Ben o aile bireylerimle görüşmeyi seçiyorum. Senin de artık benim seçimime saygı duymanı tercih ediyorum, talep ediyorum. Bunu dediğim gibi konuşabiliyorsanız böyle ifade edin ama konuşamıyorsanız da annenizin böyle ruhunun karşınızda olduğunu düşünüp ona böyle gözlerinizi kapatarak bunu ifade edebilirsiniz. Bizim enerjisel boyutta aktardığımız bilgilerde her bir ruhsal parçamızın ya da diğer insanların alanına dahil olacaktır. Umarım daha keyifli bir süreciniz olur. Pazar günkü yayın için aslında soru değil de belki katkı olur. Konu konuyu açar ve yolculuğumuz tıpkı bizden öncekiler ve sonrakiler gibi payımıza düşene şükrederek devam eder. Benim annemle olan ilişkimle kızımın benle ilişkisi neredeyse birebir aynı ve eş zamanlı. Çok şaşırdım tabii. Kesin ilk defa benden duydun diye güzel de bir şaka yapmış. Teşekkür ediyorum.
Benim anneme karşı çok hırçın bir yapım vardı. Bu hırçınlık ve isyan aslında içsel bir hırçınlıktı. Ergenlik ve çocukluk döneminde çevreme karşı hiç hırçın davranışlar sergilemezdim. Aksine hep çok akıllı, söz dinleyen, uyumlu, uysal bir görünümüm vardı. Fakat içsel isyanım ve hırçınlığım sağlık problemleri olarak o yaşlarda ortaya çıkıyordu. Kendimi ve çevremi nasıl manipüle ediyor olduğumu bugün anlıyorum. Tabii tüm bu olanlar aslına bakarsan kendi sorumluluğumu almaktansa başkalarının sorumluluğunu almanın anne, baba, arkadaş, eş gibi kolay olduğunu zannetmemin süreç ve sonuçlarını yaşattı. Elbette ki hiç kimseye faydası olmadı. Herkes payına düşeni aldı. Şükür. Şimdi aynı halleri kızımda da görüyorum. Hırçınlık ve asilik enerjisinin ağırlığı insanın bu şahane ve mucizelerle dolu bol sürprizli neşeli yolculuğunun güzel manzaralarını, renklerini, kokusunu, ritmini, sadeliğini görmeyi engellemekten başka bir işe yaramıyor. Meditasyonlarının, yazılarının, sohbetlerinin yolculuğumdaki katkıları için tekrar teşekkür ederim, sevgilerimle rica ediyorum. Şimdi bu hırçınlık ve isyan, hani asilik programı aslında tekamülsüz alandan öğrenmiş olduğumuz programlardan bir tanesi. Eğer bu program yani hayatınızda varsa siz şuna niyet edebilirsiniz. Işık bilgeleriyle bitmiş tekamülsüz alanların arındırılması diye bir meditasyon var. O meditasyonu yaparken şöyle bir niyetle yapabilirsiniz. Aile ilişkilerimde bana ait olan ya da insanlardan öğrenmiş olduğum tekamülsüz program ve bilgilerin alanımdan arınmasına niyet ediyorum diyerek o kaydı dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi bizim aslında ilişki alanımızdaki karmaşanın birçoğu kolektif bilinçteki ya da insanların birbirine öğretmiş olduğu o tekamülsüz programlardan kaynaklanıyor. Bu tekamülsüz programlar bizim alanımızda ne kadar karmaşa yaratırsa bizden sonraki nesle de aslında aynı karmaşayı iletmiş oluyor. Bir de şunu hatırlatayım. Bizim aslında anneyle olan ilişkimiz, dünyada karşılaşacağımız diğer kadınlarla olan ilişkimizi de beraberinde getiriyor. Yani annemizle ilişkimiz genel itibariyle hayatımızdaki diğer kadınlarla olan ilişkimizi de belirlemiş oluyor. O yüzden yani bizim aslında yolculuğumuzda bir karmaşa varsa ilk bakacağımız alan annemiz ve babamızla olan ilişkimiz olması gerekiyor. Anne ve baba ilişkimizi dengeye getiremediğimiz sürece, sevgiye getiremediğimiz sürece hayatımızın çeşitli alanlarında farklı farklı formatlarda, farklı farklı türlerde aynı program devreye girecektir. O yüzden hani burada hatırlattığı için oradan aklıma geldi. Anne arketipinin kadın arketipiyle çok eşleşmiş olduğu toplumdaki kadın arketipiyle. O yüzden de biz kendi içimizdeki o kadın alanını, dişi alanı, anne alanını şifalandırmalıyız ki diğer kadınlarla olan ilişkimizde daha sevgi alanına geçebilsin. Hırçınlıkla ilgili başka bir program var mı? Ona bir bakayım. Bu hırçınlığın içerisinde de öz değer ve değer alanı da olabilir. Eğer bu konu varsa bunun şifasıyla ve dengelenmesiyle ilgili çalışmalar yapılabilir. Şimdi biz enerji çalışması yaptığımız zaman aslında kendimizin geçmişini de şifalandırıyoruz. O kendimizin geçmişi şifalandığında orada yarattığımız programlarda hala enerji var mı ona bakalım. Yani pozitif olmayan hala enerji var mı ona bir bakalım. Eğer varsa şöyle niyet edebilirsiniz. İşte kendi davranışlarınızla ilgili. Buradaki örnekten yola çıkayım. Hırçınlık ve asilikle ilgili. Hayat dönemimde hangi anda hırçınlık ve asilik enerjisini var ettiysem bu enerjiyi yaşam alanımdan ve dünya planından kaynağa gönderiyorum. Artık o programın yerine sevgi enerjisinin, sevgi frekansının dolmasına niyet ediyorum diyebilirsiniz. Yani buna benzer hangi negatif davranışları sergilediyseniz her birinde aynı niyeti
sergilemiş olduğunuz davranışı belirterek ifade edebilirsiniz. Annem neşeli ışığım ile ilişkim sağlıklı diyebilirim. Başka çocuğum olmadığı için takıldığım tek konuyu bir bakayım sizinle. Soru: çocuğunuz veya çocuklarınızla ilişkiniz karşılıklı tüm taraflar için daha keyifli ve daha sevgi ilişkisinde olması için siz kendinizde hangi davranışları değiştirmelisiniz? Kaybetme korkum şifalanırsa, ki içimde bir yer bu korkunun beni uyanık tuttuğuna inanıyor. Kaybetme korkum, bunu gerçek olmayan güvenli alanımı bırakırsam daha mutlu olur oğlum da ben de. Sağlığı için, gelişimi için risk gördüğüm her konuda tahakküm kurmayı, kontrol etmeyi bırakmalıyım ve ben çok korkuyorum. Aydınlık ve pozitif kendimi ifade edebilsem, deneyimlerime gönüllü olsam, saygı sevgi odağında yaşam sürme ve en çok istediğim aydınlık ve pozitif iletişim kurabilmek. Kaybetmek ne tam olarak bizimki, neyi kaybedelim? Yaradan'ın emaneti, o sana o sanki kimliğimin tanımı gibi. Burada bir anlam atamamam değişmesi lazım. Kendimde neyi değiştireyim? Güven, inanç alanlarımın şifalanması başta olmak üzere bunlar açığa çıktı benden. Aslında söylemiş olduğunuz konuların her birinin temelinde yaratıcıya güvenmeme var. Yaratıcıya güvenmediğimiz zaman biz bir şeyleri kontrol edebileceğimizi düşünüyoruz. İşte orada elimizden geldiğince o alanla ilgili birçok alanı dengesizleştiriyoruz. Ama her şeyi yaratıcının koruduğunu, her şeyi yaratıcının gücünün yettiğini bildiğimizde biz sadece aslında bildiğiniz, hani bildiğiniz ama hayatınızda uyarlayamadığınız konuyu sizin için görünür kılmış oluyor. Biliyoruz, evet, hepimiz birçok şeyi biliyoruz ama uygulama konusu bilmekten çok daha farklı. Bunu yaşamımızın içine uygulamadığımız sürece bildiğimiz bilgi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ölümle ilgili olarak bakış açılarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Hani kaybetme korkunuz ölüm mü yoksa sizin hayatınızdan çıkıp gitmesi mi, onu bilmiyorum ama kaybetme korkusunun temelinde de ölüm korkusu yatıyor. Ya ölüm bizim hayatımızın bir parçası. Biz bu parçayla artık barış içinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Eyvah, ne zaman öleceğim ya da o sevdiklerim ne zaman ölecek? Bu bilinç bizi zorluyor ve hayata tutunmamızı engelliyor. O kadar çok şey kaçırıyoruz ki o endişeler esnasında. Biz yaşamaktan, belki de yaşamak istemediğimiz için bu kadar korkuyu hayatımızda var ediyoruz. Hani bunun tam olarak tanımını bilmiyorum ama hayata dair o kadar fazla korku var ki soyut korkuların dışında somut korkuların dışında soyut, yani elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz, işte kaybetme korkusu onlardan bir tanesi. Bu tarz korkuları yaşam programımızda çok fazla var ediyoruz. Burada bir de kendinizi cezalandırıp cezalandırmadığınızı kontrol edin. Yani kendinizi cezalandırmak adına bu kadar yükü, sorumluluğu alanınıza dahil etmiş de olabilirsiniz. Hani kimlik demişsiniz ya, sanki kimliğimin tanımı gibi. Bizim aslında kimliğimiz insan. İnsan kimliğimizin altında başka başka alt kimliklerimiz var. Ama biz kendi ana kimliğimiz olan insanı görmediğimiz zaman, o zaman alt kimlikler bizim için çok daha böyle, nasıl söyleyeyim, bir değermiş gibi görülebiliyor. Ben mesela ilk Instagram hesaplarında işte birinin annesi ya da eşi diye hesap açmış olan Instagram hesaplarındaki hemcinslerimi gördüğüm zaman gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü asıl önemli olan şey ben olmak. Yani ben mesela Yasemin olarak ne yapabiliyorum? Yasemin olarak neyim? Hani Yasemin'in birçok alt kimliği de var. İşte annesinin ve babasının kızı, kardeşinin ablası, birçok insanın arkadaşı. Ama
Ben bunlarla kendimi tanımlayamam ki. Tanımladığım zaman işte o zaman ben kendi özümdeki o varoluşsal getirmiş olduğum değeri görmezden geliyorum. İşte hani iş hayatında kurumsal bir yerde çalıştığınız zaman o kurumsal yerde çalıştığınızda size verilmiş çeşitli unvanlar, çeşitli kimlikler var. Bu da sizi tanımlamıyor. Yani ne anne olmak sizi tam olarak tanımlıyor, ne sahip olduğunuz iş yerinizdeki unvanınız sizi tam olarak tanımlıyor. Siz kendinize özgü bir bireysiniz. O halinizle kendi içinizde nesiniz? Bunun farkına varmanız gerekiyor. Kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Yani anne kimliği çıktıktan sonra ben hayatımda nasıl ilerlerim? Ya da kariyer hayatınızdaki kimlik hayatınızdan çıktıktan sonra ben nasıl ilerlerim? Bunlara bakıp bunlara göre biz kendimizin gerçekliğini fark ettiğimiz zaman gerçekten potansiyelimiz çok yüksek. Hani çocuğunuzla çok huzurlu, çok uzun ömürleriniz olsun. Ama bu korkular olduğunda, bu kimliklere tutunmalar olduğunda hem onu hem kendinizi huzursuz edersiniz. Yarın öbür gün çocuğun büyüdü, evlendi. O zaman da onu eşiyle paylaşmak istemeyeceksiniz. İşte günümüzdeki hala var olan gelin kayınvalide ilişkisi alanı bu defa sizin programınızda olacak. Ama siz oğlunuzu özgürce sevdiğinizde, onun gitmesi gereken zamanda ona izin verdiğinizde, anne kimliğinin sizin alt kimliğiniz olduğunun bilinciyle yaşamınızı sürdürdüğünüzde her şey çok daha sizin için farklı olacak. Çok çeşitli olduğunuzu, çok boyutlu olduğunuzu, çok katmanlı olduğunuzu, çok fazla değere sahip olduğunuzu o zaman fark edeceksiniz. Diğer türlü böyle tek kimlikle yol aldığımızda tek bir kimlik üzerinden biz kendimizi var olduğumuzu sanıyoruz ama biz insan olarak çok boyutlu ve çok kimlikliyiz. O yüzden lütfen insan olarak kendi isminizle varlık sürdürün. Yani soyadımız bile bakın. Soyadı bile bizim ikinci kimlik alanımız olmuş oluyor. Annemizin hani babamızın soyundan gelen, gerçi Türkiye'de böyle de yurt dışında başka başka soy isimler de olabiliyor. Soyadınız da sizin kimliğiniz değil. İsminiz sizin kimliğiniz. Siz o isminizle bu dünya için ne yapabiliyorsunuz, neler var ettiniz? Buna bakın. O var ettiklerinizi gördüğünüz zaman zaten diğer alt kimliklerinizin de ne kadar içinin dolu olduğunu fark edeceksiniz. Biz hayatımızdaki tek bir kimliği doldurarak ilerlememeliyiz. Biz çok yetenekliyiz, çok kapsamlıyız. Bu kapsamımızı yaşamın her alanına dağıtalım, her alanda var olsun. Aslında bunu önümüzdeki hafta da okuyabilirim ama bu hafta okuyacağım bunu. En çok özlediğim şey çocuklarımla ilişkinin daha iyi, sevgi çerçevesinde olmaz ama her konu için çocuklarımıza sevgiyle açılamıyorum. Bu konuyu zaman zaman çok düşündüm. Daha iyi. Yok, çocuklarımla ilişkimi daha iyi olması için neler yapmam lazım diye en azından çocukların her konuya karşı daha neşeli ve mutlu, huzurlu cevap verme imkanımız olmalı. Hani dedim ya, biz toplumdan öğreniyoruz neler yapıp neler yapmamamız gerektiğini. Bu toplumsal öğretilerden dolayı sağlıklı bir iletişime geçemiyoruz ama hani bu pandemi süreciyle birlikte hep birlikte aslında şöyle şeyler yapabiliriz. Eğer aynı evde yaşıyorsanız daha fazla evde zaman geçirdiğimiz için sana göre ben nasıl bir insanım? Hani bunu gerçekten bilmek istiyorum. Bunu sana kızmak, sana öfkelenmek ya da bunu ileride senin için kullanmak için değil. Gerçekten benim senin gözündeki davranışımın ne olduğunu bilmek istiyorum. Çünkü biz aslında iyi yaptığımızı düşünürken karşı tarafı üzebilecek davranışlar da sergiliyoruz. Bunu çocuğumuza sorduğumuzda bu alanda ondan bize gelen geri bildirimlerle ilişkiyi şekillendirebiliriz. Eğer bunu istemenize rağmen yapamıyorsanız şunu ifade edebilirsiniz. Çocuklarımla
Sağlıklı iletişim, sağlıklı ilişki kurmamı engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Bununla bağlı bağlantılı her şeyi alanımdan varoluşuma bir daha gelmemek üzere kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların sevgiyle dolmasını seçiyorum. Sonrasında Ho'oponopono yapabilirsiniz. Çocuklarımla iletişime geçmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Cesaret konusuyla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum olabilir. Hani duyduklarımızdan memnun olmama hali bizim kibir alanımızdan kaynaklanıyor olabilir. Kibirin dediğim gibi bir görünür programı var. O görünür program çok iyi. Orada her şeyi fark edebiliyorsunuz. Ama görünmez alt programlar bizim hayatımızı çok daha sıkıştırıyor. Bunun için de şöyle bir niyette bulunabilirsiniz. Eğer çocuklarımla iletişime geçmemin önündeki engel bilmediğim, fark etmediğim gizli kibir programları ise artık bunlardan özgürleşmeyi seçiyorum. Her ne olursa olsun çocuklarımla iletişimde olmayı seçiyorum. Yani orada illaki ilk konuşmamız sevgi içinde olmayabilir. Orada tartışma da olabilir. Ama hedefiniz sevgiye doğru ilerlemek. Bunu şöyle düşünün. İltihaplı bir yaranız var. O iltihaplı yaranın önce iltihabının boşaltılması gerekiyor. Onun için belki hani böyle küçük bir cerrahi işlem uygulanacak. Oradaki enfeksiyon boşaltılacak. Ondan sonra orası pansuman edilecek ve belirli aralıklarla o pansuman tekrarlandıktan sonra burası iyileşecek. İşte orada o hani küçük cerrahi operasyon esnasında belki canınız yanacak. Ya da hani bunu İlk iletişimdeki tartışma alanının olabilme potansiyelini ifade ediyorum. Burada canınız yanmış olsa bile hedefiniz sevgiye doğru yol almak. Yani orada yaşanmış olan durumu eyvah biz kaos yaşadık, ne yapacağız, ne edeceğiz demek yerine şu an bu kaosun yaşanması sevginin ortaya çıkması için gerekli. Buna da izin veriyorum diyerek yol alabilirsiniz. Evet, şimdi benim yorumlarım bitti. Bugünkü yayına geçiyorum. Ay eyvah eyvah, ben yayını açmayı unuttum ya şimdi. Dur bakalım. Bilgisayardan görebilecek miyim yoksa şuradan okuyacağım. Çok zor olacak benim için. Evet. Açmadığımız için telefondan okumam gerekiyor. O zaman şöyle başlayalım. Böyle canlı yayınları yaptığım zaman sanki hayatımda ilk kez canlı yayın yapıyormuşum gibi bir önceki verilerin hepsi siliniyor benden ya. Aa, nasıl bir şey bu? Merhabalar. İlk sorum, kazağını sen mi ördün? Yok, ben örmedim. Çok yakışmış sana. İkincisi ise bir önerim var. Anneler de insana, her insan gibi bir sürü hata yapabilir ve yapmaya da öğrenmeye de açsınlar. Açısından da hakları. Evet, hani o annenin hata yapma hakkı ya da annenin de, anne de bence kendine insan olma hakkını vermeli, az önceki ifade ettiğim gibi. Anne kendine insan olma hakkını verdiği zaman her şey daha kolaylaşmış olacaktır diye düşünüyorum. Bizler de eğer, hani kendi içimize bakalım, bizler de eğer annelere anne olma, insan olma iznini vermiyorsak, hata yapma iznini vermiyorsak biz de onlara o izni de verelim. Gel kusum. Merhaba, anne olarak yaptığım aşırı fedakarlık bana iyi gelmediği gibi çocuğuma da iyi gelmediğini çok net gördüm. Evet, bence hani o artık fedakarlık programı döngüden gitsin. İnşallah bugünkü yayında birçok annenin alanından ve kolektif bilinçten bu fedakarlık programının gitmesi için aracılık etmiş olur. Değil mi kuzum?
Eşim de annesiymişim gibi davranıyorsa nasıl şifalandırabilirim? Ha, bu da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Anne rolünden siz kendinizi çıkarmanız gerekiyor. Ben artık eşimin annesi olmaktan vazgeçiyorum. Sadece eşimin karısı olmayı kabul ediyorum. Onun hayatında eş ve karısı rolüyle yol almayı seçiyorum. Bunun ötesindeki her şeyden özgürleşmeyi seçiyorum. Şöyle söyleyeyim şimdi, aslında biz bir davranışlarla ilgili karşı tarafa ifadede bulunabiliyoruz ama bizim o davranışla ilgili bir sevdiğimiz bilinçaltımızın böyle içten içe görüyor musun bak ne güzel dediği bir alan var. Sizin de o anne olmaktan, eşinizin annesi olmanızdan duyduğunuz bir tatmin olma, sevinç duyma, haz duyma alanınız vardır. Önce bunun farkına varın. İşte ben bilinçaltı çıkarları dediğim taraf bu olmuş oluyor. Eşimin annesi olmayla ilgili tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum niyetini yapabilirsiniz siz de kendi içinizde. Anneler günüyle ilgili anneme türkü müydü o? Anneler annemize türküler. Ha, onunla ilgili bir yorum var. Biz bu şarkıyı anneme söylerdik çocukken ağlardı annem. Ağlar tabii. İçinde ağlanacak bir sürü söz var, kelime var, bir sürü duygusal hatırayı ortaya çıkaracak şey var. O yüzden anneler günü için o şarkıyı bir daha hiç kimseye söylemeyelim, alanı şifalandıralım. Annelerin de mutlu olacağı, onlara insan olduğunu, özgürce yaşayabileceğini falan hatırlatalım. Gelecek için sen kendin için ne istiyorsunu hatırlatalım. Güzel güzel şarkılarımız olsun. Ben anneme, anne seni ben çiçeklerden yemişten diye başlayan şiirle, papatyalar ve resimlerle gitmiştim. Annem yatıyordu, okudum. Annem bana bir kızdı. Başım ağrıyor zaten diye ben de bir daha ona hediye vermeyeceğim diye karar vermiştim ve çok üzülmüştüm. Yıllar sonra o şiiri yaptığım kağıdı saklamışım, buldum. İşte anneler böyle şefkatlerini göstermedikleri anlar olabilir ama bizim her şeyimiz onlar. O şiire de bir bakayım bakalım neymiş. Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten, sarı saçlı bebekten, canımdan çok severim. Gitme hep yanımda kal, beni kollarına al, pembe gülden daha al, yanağından öperim. Aslında orada da hani canımdan çok severim kısmı birazcık bana göre frekans olarak olumsuz bir şey. Biz hepimiz kendimizi de sevelim, annemizi de sevelim. Bir şeyi bir şeyden çok hani o kıyas programı olmasın. Hani hastalığı hangi dönemdeydi bilmiyorum ama belki hastalık onu ölümü çağrıştırıyor olabilir bilmiyorum. O şiiri ondan sinirlenmiş olabilir. Her şey mümkün yani hayatta. İşte dediğimiz gibi bir de şunu da bilmiyoruz. Şimdi annenin iç dünyasını çocuk çok iyi bilmiyor. Annenin yaşadıklarını çok iyi anlamlandıramıyor. O yüzden de burada annenin içindeki karışıklığın sebebini bilmeden çocuk tabii ki kendi sevgisini sunmaya çalışıyor ama o da kendi karmaşası ile ilgili bir şeyler yaşıyor olabilir diye düşünüyorum. Annelerin çalışmaya mecbur kalmaları çok acıklı geliyor bana. Çocuk annesinden uzak kalıyor, başkalarının merhametine, insafına muhtaç kalıyor. Anne yorgun işten gelip ev işlerine çocuğuna koşturuyor. Zorunlu olmayıp çalışanlar da var ama hani burada sadece bu çalışma hayatı zorunlu olduğu için çalışanlar değil. Gerçekten zorunlu olmayıp çocuğuna bakabilecek ya da işte hani çocuğu yetişkin hale gelirken onu büyütebilecek yaşam koşullarına sahip olmasına rağmen çalışmayı tercih edenler de var. Hani
Ben burada hep şunu ifade ediyorum. Her insan çocuk doğurmak zorunda mı? Bu konuya bence bakılmalı. Yaşam koşulları uygun değilse çocuk yapmak gerekli mi? Gerçekten zorunlu mu? Buna bakabilir anneler, babalar diye düşünüyorum. Toplum olarak anne baba olma eğitimi almak ne güzel olur. Böyle bir zorunluluk olması sağlıklı bir milletin temeli atılır. Mutlu, sağlıklı bireyler alanın açılması için neler mümkün demişsiniz. Hani belki de bunları bizler talep etmeliyiz ki bunlar bir hani zorunluluk değil de böyle bir program da var. Hani arzu edenler buraya gidebilir tarzında bir şey olması daha böyle şık duruyor. Öbür türlü zorunluluk olduğunda bir baskı mekanizması devreye girmiş oluyor. İnsan olarak hepimiz sorumluluğumuzu aldığımızda zaten o baskı mekanizması olmadan da var edilen sistemlerin içine dahil olabiliriz diye düşünüyorum. Hani belki bireysel olarak yapılabilecekler şunlar olabilir. Artık birçok belediyenin sosyal sorumluluk projeleri var. O projeler kapsamında ben ilk bunu çünkü Beylikdüzü Belediyesi'nin vermiş olduğu bir eğitimden öğrenmiştim. Anne baba okuluydu galiba şeyin adı. Kursun adı. Hani böyle bir kurs herkes kendi belediyesinden bunu talep edebilir. Hatta bana göre artık yüz yüze olmak yerine bunu online olarak bir platformda toplamalı belediyeler. Ya da işte hani aile çocuk sağlığı aile neydi? Aile ve Çocuk Bakanlığım vardı. O bakanlıkta o portalın adı altında böyle bir eğitim programı yüklenir. Herkes oradan bunu izler. Ondan sonra da izlenildikten sonra da belli bir teste tabi tutulur belki. O test yapılır. İnsanlar bunu hayatlarında var edebilirler. Yani artık yüz yüze eğitim konusu çok bence zorunlu olmadığını birçoğumuz görmüş olduk. Bu online olduğu zaman çünkü çalışanlar kendi hayatlarında işte işten izin almak zorunda kalmayacak. Çalışma hayatına devam ederken akşam eve geldiğinde belki işte 40'ar dakikalık programlar olabilir. 40 dakikasını buna ayırıp o sadece kendi de izlemeyebilir. Ailesiyle birlikte izlediğinde, hepsi birlikte izlediğinde hepsi aile kavramını yeniden şekillendirecektir. Çocukta, eş, anne de, baba da. Herkes programı ortak olarak oradan izleyebilir. Yani artık birçok insan internet erişimi olduğu için online portallar çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hani zorunluluktansa bu böyle konulabilir ve süreç böyle dönüştürülebilir. Özellikle bu pandemiyle birlikte aile ilişkilerindeki zorluklar çok daha görünür olmaya başladı. İşte bu zorlukların daha kolaylaştırıcı olan taraflarını da hatırlamamız gerekiyor. İnat etmememiz gerekiyor. Ben böyleyim demememiz gerekiyor. Evet, ben bu zamana kadar bunları böyle yaptım da bundan sonra neyi değiştirebilirim acaba? Ben mi değiştirmeliyim? Karşı taraf mı değiştirmeli? Ben kendimde neyi değiştirebilir mi? Hani ilk sorumuz zaten ben kendimde neyi değiştirebilir mi? Sorduğumuz zaman bir şeyler farklılaşmaya başlayacaktır. Dediğim gibi bunu böyle hani küçük küçük hepimiz kendi çevremizdeki belediyelerden talep ederek bu süreci büyütebiliriz diye düşünüyorum. Sanırım artık kuşak çatışması yok ya da benim alanımda olmayabilir. Çocuklar çok farklı gerçekten ama her şeye bir çözüm buluyorlar. Asla soruna odaklanmıyorlar. İşte ama bizler yaşıyoruz ya hala bizim yaşadığımız kuşakta bence kuşak çatışması bulunuyor. Genç nesilde çok daha farklı bir etkileşim ve iletişim alanı var ama bizim var olan kuşakta biraz daha o kuşak çatışması barizdi. Şu anda da hani bildiğim kadarıyla çok iyi bilmiyorum ama duyduğum birkaç örnekte işte özellikle ergenlik döneminde aynı cins olan aile bireyleri çatışıyor. Yani eğer evin çocuğu erkekse babayla,
Kızsa anne ile çatışmalar daha fazla olabiliyor. Orada da birazcık iktidar savaşı ortaya çıkmış oluyor. Senin bölgen benim bölgem gücünü kıyaslamaya çalışılıyor. Bunlar da yine iletişimle değişip dönüşecektir diye düşünüyorum. Ben 45 yaşındayım Yasemin Hanım. 2019 yılında sevgi frekansına başladım. Kendi sorumluluğumu alıyorum. Ben hem annem var hem de kendim anneyim. Her şeyi sevgiyle dönüşmesine niyet ediyorum. Amin diyorum ben de sizin yolculuğunuza. Annemle ve 24 yaşındaki kızımla dediğiniz gibi kuşak çatışması oluyor. Bu alanın şifalanmasına niyet ediyorum. Tahammülsüzlük alanının hepimizin şifa bulmasına niyet ediyorum demişsiniz. Amin. Bakın Bediye Hanım kuşak çatışması varmış. Evet, şu an fıstık sessiz sakin durmayı tercih ediyor. Az önce sizler yorum yazdığınızda bol bol konuşuyordu. Fıstık birazcık hızlı hızlı konuştuğu için benim de odaklanıp dinlemem gerekiyor ne söylediğini anlamam için. Annemle hiç anne kız olamadık. Sevgisiz bir ortamda büyüdüm. Ben çocuklarımı çok sevdim. Çocuklarıma çok fazla müdahale ediyorum. Annemlere çocuklarımla şifalanmaya niyet ediyorum. Sevgiler. Şimdi sevgi müdahale etmek demek değil ama hani bu bilincine erişelim biz. Birini seviyorsanız ona her şeyi yapmak hakkınız değil. Ben mesela hani fıstığa diyorum ki fıstık seni öpebilir miyim diyorum. Fıstık seni öpebilir miyim? Şu an bana bakmadığı için öpülmesini istemiyor. O yüzden ben de onu öpmüyorum. Ama o gagasını uzatınca o zaman onu öpüyorum. Yani ben seni seviyorum ve sana istediğim gibi davranırım hakkı vermiyor sevgi bize. Karşımızdakinin birey olun. Bakın çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun. Yeni doğmuş ya da yetişkin bir birey, yaşı kaç olursa olsun ona bir birey gibi yaklaşmanız gerekiyor. Onun özgür iradesine ve alanına saygı göstermeniz gerekiyor. Siz ona saygı göstermediğiniz sürece o zaman o çocuk güvenli bir iletişim sergileyemez toplum karşısında. Onun özgüveninin yerinde olabilmesi için değer gördüğünü bilmesi için de aile içerisindeki o ilişki ve iletişim alanının farkında olması gerekiyor. Yani hayır o bir şey istemiyorsa, ben bunu istemiyorum dediği zaman aile bireyleri onu anlıyorsa o birey olduğunun farkında ve bilincinde olur. Ama aile bireyleri bunu yok sayıyorsa o zaman da toplum içerisinde yok sayılmaya, görülmemeye başlanacaktır. Bir de ilişkiler alanında bana göre yanlış yapılan davranışlardan bir tanesi de şu. Kişi kendi hayatında yaşayamadıklarını çocuğuna yaşatmaya çalışıyor. Sağlıklı ilişki bu değil ki. Siz kendi programınız için o deneyimleri yaşamanız gerekiyordu. Bu yaşamda çocuğunuz ne istiyorsa onunla öyle iletişimde olun. Yani o belki de çok fazla sevgi paylaşmak istemiyor. Biraz daha nötr bir deneyim yaşamak istiyor. Ama siz sürekli ona sevgi aktarıyorsanız onun da huzursuz ve mutsuz olmasına sebep olacaksınız. Alanına müdahale etmiş olacaksınız. Çocuğunuzu onun istediği ölçüde sevdiğinizde hem enerjisel düzeyde hem dünyasal düzeyde bu anlatmaya çalıştıklarım o zaman ilişkiniz sağlıklı olur. Yani beni annem sevmedi, ben çocuğumu çok seveyim, onun her istediğini yapayım. Ya da ben çocukluğumda hiçbir şeye erişemedim. Çocuğum her şeye erişsin diyerek onun istemediği birçok şeye boğarsanız çocuk mutlu olmaz. Onun istekleri doğrultusunda o yaşamı şekillendirmeniz gerekiyor. Benim de maaşım var. Dolayısıyla sürekli fıstığın konuşmasını dinliyorum. Yasemin sorumu da unuttum. Biri fıstığa dur dursun demiş. Fıstık artık durdu. Sorularınızı hatırlayabilirsiniz. Ben de anlatırken karıştırabiliyorum ama fıstık sağ olsun o an hiç susmadı. Fıstık çok tatlı, çok güzel konuşuyor. Maşallah kahkahaları da çok harika. İyi ki var. Muhabbetiniz, neşeniz daim olsun. Amin.
İyi yayınlar, ne kadar güzel görünüyorsunuz maşallah demişsiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yasemin Hanım ne güzel, her geçen gün daha da gençleş. Genç geliyorsunuz karşımıza. Ne güzel. Hani belki hani bu muhtemelen sadece şeydendir. İyi güzeli paylaşmadan kaynaklı olandır. Ben sizin elimden geldiğince yaşadıklarımız her ne olursa olsun oradaki iyi güzeli fark edelim, şifalanalım diye paylaşımlar yapıyorum. İyilik güzellik şifalandırıyor demek ki bizleri. Sevgili Yasemin Hanımcığım, konuyla ilgili alakalı değil ama evet, sorularınız hiç alakalı değil, o yüzden okumayacağım sorularınızı. Yayınlarda çünkü ekstra soru alıp karışıklık yaratmak istemiyorum. Kolektif bilinç atalardan aktarılan savaşlar, göçler, feodal yapı bunun gibi. Evet, anne baba okulu çok güzel örnekleri var. Pedagog takip ederek dahi çok güzel bilgiler ediniliyor denilmiş. Kolektif bilinç sadece atalardan aktarılan bilgi değil. Kolektif bilinç, hani benim sizlere ifade ettiğim kolektif bilinç, bu dünyada yaşamış olan her insan kendine ait var ettiği her düşünceyi dünya planında var olan kolektif bilinç alanına gönderiyor. Doğal olarak bu kolektif bilinç alanında birikmiş olan her bilgi, bizim açık bir alanımız varsa, bizim frekansımız neyse o frekansla eşleşen bilgiler bizim alanımıza dahil oluyor. Yani yaşımız kaç olursa olsun, ben eğer 1800'lü yıllardaki inançla yaşıyorsam 2021'de, o zaman benim alanıma 1800'deki kolektif bilinçteki programlar dahil olmaya başlıyor. Benim ifade etmeye çalıştığım kolektif bilinç bu. Biz kendi içimizde dengeye geldiğimizde, eriştiğimizde o kolektif bilincin bizim etkileyeceği alanlar daha azalacaktır. Yani bizim frekansımız yükseldiğinde, bizim düşüncelerimiz pozitife evrildiği zaman biz o zaman kolektif bilincin pozitif tarafıyla besleneceğiz. Yani kolektif bilinçte sadece negatiflik yok. Kolektif bilinçte bu insanlığın var etmiş olduğu her şey var. İyi var, güzel var, kötü var, çirkin var, pozitif var, negatif var, aydınlık var, karanlık var, her şey var. Tekamülsüzlere ait bir sürü şey var. Yani insanlığın deneyimlediği, düşündüğü her şey kolektif bilinçte bulunuyor. O yüzden biz kendi frekansımızı neye dönüştürüyorsak, kendi açık kapılarımızı nasıl, ne zaman kapatıyorsak, biz o zaman kolektif bilinçten pozitif yönde beslenmeye ya da aydınlık frekansta beslenmeye başlamış oluyoruz. Benim oğlum olduğu için belki daha kolay geçiyor ergenlik demişsiniz. Muhtemelen olabilir. Bence çocuğumuz ya da annemizin ruhunu anlayıp onun ve kendimizin gerçekliğine saygı duyarak yaşamak gerek sanırım. Dengeli olarak sevmek ya da nasıl dengeli sevileceğini öğrenmek gerek gibi. Bazı konularla ilgili tanımlar çok net değil aslında. Ben kendi içimde mesela şuna niyet ediyorum. Bu konuyla ilgili bilmem gereken ilahi gerçek bilgi neyse bunu bilmeyi ve bunu yaşamımda var etmeyi seçiyorum diyorum. Yani orada soyut kavramları çok net tanımlayamıyoruz ya da matematiksel formülasyon gibi çok kolay formüle edilemeyebiliyor. Burada işte karşılıklı ilişkilerden herkesi eşit görmeyerek, yani kaç tane çocuk varsa her çocuğun farklı bir birey, kendimizin farklı bir birey, işte eşin farklı bir birey, o aile içerisindeki etkileşimde olan çekirdek aile ve bunun gerisindeki sülale ve hısımlar denilen alan da var. Bu alanların her birinin farkında olup o etkileşim alanını dengeye getirmemiz gerekiyor ki bu dengeyi de ancak hepimiz kendi yaşamımızdaki
İşte aksiyon alacağız, bir davranış sergileyeceğiz, bakacağız diğerlerinin davranışları neler, kim bunu pozitif karşılıyor, kim bundan böyle huzursuz, mutsuz olmuş. İşte konuşabiliyorsak ona sen niye buradan mutsuz olduğunu sormamız gerekiyor. Ondan sonra da dengeyi bulmamız gerekiyor kendi içimizde. Değil mi kuzucuk? Benim oğlum 24 yaşında, bana bu sene seni annem olarak hiç hissetmedim dedi. Anne oğul ilişkimiz olmadığını ifade etti. Oğlumu bebekliğinden beri annem babamla büyüttüğüm için sanırım şifaya niyet ettim. Ya evet, hani o annenin anne rolünde ya da baba rolünde değilse anne baba, o başka bir yerde büyüyorsa ya da zamanının çoğunu başkalarıyla geçiriyorsa, orada annelik ve babalık kavramı da çocuk için karışmış oluyor. İşte onun için şeyi söylemeye çalışıyorum ben. Çocuk yapmaya karar vermek çok gerçekten üzerinde düşünülmesi ve ona göre karar verilmesi gereken bir konu. Birinde şey duymuştum, işte hani biz nasıl ki büyüdüysek, hani çocuk yapmayı tercih eden birinin ifade ettiği şeydi. Biz nasıl büyüdüysek benim çocuğumun da öyle kendi kendine büyüyeceğini düşünmüştüm tarzında bir bilgi gelmişti. Aslında hiçbir çocuk kendi kendine büyümüyor. Çünkü süreç ne olursa olsun bir zaman diliminde annenin babanın o çocukla çok ilgilendiği zaman oluyor. Ben mesela 1 yaşıma kadar çok ağlayan bir çocukmuşum. Ama 1 yaşından sonra her şey değişmiş. Çok daha böyle uslu, ses çıkarmayan, daha hani söylenileni anlayan bir hale gelmişim ama 1 yaşına kadar gerçekten çok ağlayan bir bebek olmuşum. Yolda falan sallayarak götürüyorlarmış. Yani işte benim o 1 yaşlık dönemimi ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamadığım süreçten sonrakine baktığımda iyi, uslu bir çocuğum. Böyle düşünüp ben büyüdüm, işte ben annemi üzmedim ya da yormadım diye bilir miyim? Bence dememem gerekiyor. Her ne olursa olsun bir çocuğu büyütmenin belirli gereklilikleri var. O yüzden bu gereklilikler eğer sağlanmıyorsa, dediğim gibi anne baba olmak isteyenler lütfen bunu tekrar düşünün. Ama bence oğlunuz size bunu ifade ederek çok güzel bir iyilik yapmış. Onunla olan ilişkinizin değişmesi için, hani hiçbir zaman için zaman geç değildir. Her zaman için başladığımız anda bir şeyleri değiştirip dönüştürebiliriz. O yüzden siz de ilişkinizin yeniden anne oğul ilişkisine dönüşmesiyle ilgili onun beklentileri neyse, o beklentiler doğrultusunda onunla iletişime geçerek, yani artık iletişime geçebilecek bir yaş çünkü, iletişime geçerek onunla ilişkinizi yeniden programlayabilirsiniz. Allah'ım, ne olur buraya geçmiş olsun artık. Ha, artık gelmiş. Ben fark ettim ki ben çocuklarıma pek sorumluluk vermemişim. Şimdi fark ediyorum ki ev işlerini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyormuş, özellikle de erkek çocuklarına. Bence herkese aslında ev yaşantısı sadece kadının rolünde, görevinde olduğu bir alan değil. Ev yaşantısı bütün herkes tarafından dengede tutulması gereken bir alan. Onun için de dediğiniz gibi ailedeki her bireye belirli roller verilmesi gerekiyor. Hani en basitinden mesela çamaşır yıkandı. Herkes kendi çamaşırını kendisi katlayıp kaldırsın, yaşı kaç olursa olsun. Bu hani küçük küçük örnekler verilebilir. İşte sonraki süreçlerde yaş ilerledikçe onun hayatta aslında buradaki yapılan şey, o insan hayatında tek başına kaldığında hayatını sürdürebiliyor mu bir başkasına bağımlı olmadan? Bunu çocuklarınıza öğretmeniz gerekiyor ki evlendi ya da okul kazandı gitti ya da işinden dolayı ayrı yaşamak zorunda kaldı. İşte bu süreçlerin her birinde kendi içindeki dengeyi koruması gerekiyor. Zaten hani Türk toplumu ataerkil bir yapıdan geldiği için erkek çocuklara çok fazla bir şey öğretilmiyor. Evlilikte de bu defa hani evlilikte de kadın da aslında yeni evlenen eş de annesinin çocuğu. O da kendisi için de birçok sorumluluğu almamış. Ama ondan sonra hayata dair eğer bir de çalışıyorsa, hem
Hem iş yükü geliyor. Hem ev yükü geliyor. Evde eş yardımcı olmadığında bu defa tartışmalar çıkabiliyor. O yüzden de her şeyin dengeli ilerleyebilmesi için birey olmayı her bir çocuğa cinsiyeti ne olursa olsun öğretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Babalığı ve sevgi dolu olmasına rağmen onun sevgisini almıyorum, soğuk görüyorum. Bunu araştırdığımda cinsiyetimden ötürü babam benim hep erkek doğmamı istemiş. Hangi meditasyonunuzu önerirsiniz? Baba ve anneyi affetme diye bir meditasyonum var. Eğer o meditasyonu yapmadıysanız o meditasyonu yapabilirsiniz. Aslında bu söylemiş olduğunuz yorum da bizim Türk toplumundaki ataerkil yapıdan geliyor. Yani ataerkil yapıya göre erkek adamın erkek çocuğu olur ifadesi var. Kendi erkekliğini topluma ispat edebilmek için aslında sizin erkek olmanızı istemiş. Çünkü toplumsal bir etiket ve baskı var onun alanında da. Bir de toplumsal algıdan özgürleşme diye bir meditasyonum var. Arzu ederseniz bu ikisini yapabilirsiniz. Kendi içinizde gerçekten babanızın beklentisi ne olursa olsun onu affetmiş olmanız gerekiyor ki onunla olan ilişkinizin, onun size sevgisinin, sizin ona sevginizin birbirinize akabilmesi için işte o hani bu kavramlar belki de ifade edilmemeliydi başkaları tarafından. Hani anne baba tarafından çocuğa bu ifade edilmemiş olsa tamam enerjisel düzeyde biliyoruz ama bilinç düzeyinde bilindiği zaman bazı konuların şifalanması bilinç düzeyinde çok daha zorlayıcı olabiliyor. Bu da hani alanın karışmasına sebep oluyor. Hani bu sizin söylemiş olduğunuz şey birçok insanın yaşamış olduğu, birçok annenin ya da babanın söylemiş olduğu davranışlar aslında sadece babaların değil annelerin de söylediği hani kız çocuğu olmasına rağmen erkek çocuğun beklediğini söyleyen anneler de var. Niye? Çünkü toplumda statü kazanmak istiyor. Yani bizim toplumumuzda erkekle ilgili bir statüleşme kavramı var. O yüzden de baba da erkek çocuğunun olmasını istiyor, anne de erkek çocuğunun olmasını istiyor toplumsal statü kazanabilmek adına. Ama buradaki o dengesizliğin tabii ki onlarda değil, bizde değiliz ama biz kendi üzerimize düşen taraf. Benim burada toplumsal alanda dönüştürmem gereken ne? Beni etkileyen alan ne? Beni kısıtlayan alan ne? Bunu sorup işte o meditasyonları yaptıktan sonra kendi içinizde dönüşmesi gereken bir şey varsa buna bakabilirsiniz. Ho'oponopono yapabilirsiniz. Hani o zaman belki istememiş olabilir ama şu an sizin varlığınız onun için bir önem mutlaka ki arz ediyordur. O yüzden o geçmişi artık bırakıp şu anki gerçeklikle sizde hani madem o benim erkek olmamı istiyormuş, ben de onu sevmeyeceğim diye belki çocukken böyle bir bilinç ortaya çıkarmışsınızdır. Bu bilinçten artık özgürleşmeye niyet edebilirsiniz. İlk başlangıçta her şeyin bana aynalama olabileceğini düşünerek aile ilişkilerinde hep kendi alanıma baktım ve buna devam ediyorum. Ne zaman ki alanımdakileri görüp kendimi suçlamadan değişime izin verdiğimde her şey çok kolaylaştı, dönüştü. Ben de rahatladım. Çocuğum da bunları yaparken de her şeyin çok güzel olmadığı anlar oldu. Ama işte hani şifalanma sürecinde bazen dediğimiz gibi çünkü hepimizde belli çeşitli kalıplar, kavramlar var. Bu kavramların değişebilmesi adına bazen pozitif olmayan durumları da yaşıyoruz. Ama sonrasında güzel olana dönüşmek adına şeyler olmuş oluyor. Az önceki o erkek olmamı istemeyle ilgili yorumun devamı da varmış. Orada hatta hep erkek gibi yetiştirmeye çalıştı. 31 Mart'ta yaptığım yayında şunu ifade etmiştim. Biz aslında annemizin, babamızın ya da ailemizdeki ve hayatımızdaki diğer insanların diğer insanlara bizim ruhsal olarak istediğimiz neyse o görevi veriyoruz. Siz o zaman kendinize şunu sorun. Ben kadın olarak yaşamaktan kendimi neden mutsuz hissediyorum bilinç enerji düzeyinde? Yani siz aslında kadın olmaktan huzursuz olduğunuz için bir şekilde babanız da sizinle
size bu programı var etmiş. Bu söylediğim şeyler bizim bilinç düzeyinde olan konularımız değil. Ya ruhsal planımızda olan ya da bilinçaltımızda olan enerji ve programlar olmuş oluyor. O yüzden kendinize kadın olmaktan neden mutsuzum sorusunu sorun. Kadınlığımdan, işte dişi olmaktan, babamın kızı olmaktan artık gurur duyuyorum. Bu zamana kadar yaşamış olduğum tüm zorluklara teşekkür ediyorum. O anlarımın her birini onurlandırıyorum. Artık şu andan itibaren babamın kızı olarak dişil kimliğimle bu dünyada insan olmayı seçiyorum niyetini yapabilirsiniz. Eğer o 31 Mart'taki yayını izlemediyseniz, o yayını da izlemeyenler için tekrar hatırlatmış olayım. Orada biraz daha şeyi anlattım. İşte biz annemizi babamızı nasıl seçiyoruz ruhsal boyutta? Hangi programlarımız doğrultusunda seçiyoruz? Biz o programlar doğrultusunda aslında şu anki yaşamı yaşıyoruz. Burada yaptığımız, hani bu yayında yaptığımız şey, bizim özgür irade seçimlerimizle ya da aile bireylerimizin özgür irade seçimleriyle yapmış olduğu bir karmaşa, bir dengesizlik varsa bu alanı dengeleyebilmek adına biz buradaki yayında hani sorulara cevap veriyorum ve amacımız o alanları şifalandırmak. Eğer bizim frekansımız çok yükselirse ve ilahi olarak bu programı talep etmemiz uygunsa, aile bireylerimizle eskiden programlamış olduğumuz ruhsal planımızı yeniden programlamamız da mümkün olabiliyor. Ama bu birazcık daha emek gerektiren bir süreç olmuş oluyor. Biz önceliğimiz şu olsun, yani bizim özgür irademizle, yani egomuzla ya da nefsimizle, zihnimizle kendi kendimize seçtiğimiz davranış kalıplarımız neler? Bunları fark edelim, bunları dönüştürelim. Biz bunu değiştirip dönüştürdükçe, eğer ilahi planımızda bir değişiklik olacaksa bunun da önünü açmış olacağız. Ama hedefimiz görüneni düzeltebilmek. Yani görünenle ilgili bizim kendi içimizde, oh tamam ya, evet, hani diyelim anneniz ya da babanız hani hala sizin kendi benliğinizde var olmanızı içselleştirememiş durumda. Ama siz ona karşı gerçekten saygı, sevgi içerisinde, içinizde büyük bir huzurla dolarak yaptığınız her şeyi vicdanen iyi ki yaptım diyorsanız, diyebiliyorsanız artık, orada siz kendinizle ilgili her şeyi dönüştürmüşsünüzdür. Aile bireyiniz dönüştürmesi gereken alanı dönüştürmeyi ya seçer ya seçmez. O sizin sorumluluğunuzda değil artık. Yani işte hani o dedik ya, suçluluk duygusu hissi, pardon. Suçluluk hissetmiyorsanız bir şeyleri yaptığınız için, öfkelenmiyorsanız, kızmıyorsanız, o zaman siz kendi içinizdeki her şeyi tamamlamışsınızdır. O diğerinde de karşı tarafın seçimlerine saygı duyarak kendi dengenizde yol almayı deneyimlemeniz gerekiyor. Yaptığınız çalışmalara da şifalar diliyorum. Hepimiz aslında toplumsal olarak, bir başka gelen yorum vardı, kendi yapmış olduğu şifa çalışması ile ilgili bilgi paylaşmış. O yüzden hani başka insanların hayatı olduğu için onu ifade etmek istemedim. Hepimiz toplumu dönüştürmek, kendimizi dönüştürmek, hepimiz daha güzel yarınlar için çalışıyoruz. O yüzden eş zamanlıkların olması güzel oluyor tabii ki. Daha da güzel eş zamanlıklarımız olsun. Eğer sizlerin yorumları yoksa ben artık gideyim aranızdan. Size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem göndermiş olduğunuz yorumlarınız için, hem yayındaki yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Fıstıkla birlikte size umarım keyifli ve farkındalıklı bir zaman geçirtmişizdir. Şifalı bir zaman diliminiz olmuştur diye umut ediyorum. Bugün hani gece de eğer hala konuşmalarımıza rağmen içinizde böyle anne ya da hani anneyseniz çocuklarınızla ilgili böyle huzursuzluklar varsa o anı da sevgi gönderin. Çünkü sevgi en büyük şifalandıran araç. Kendinize de sevgi gönderin, çocuğunuza da sevgi gönderin. Bizim sevgi alanımız güçlendiğinde o yaşamımızda var olan sevgisiz programlar ve korku kendi kendine arınıp gidecektir. O yüzden de sevgiyi çoğaltalım ki hayatımızda birçok alana şifa atmış olsun. Burada sevgiyi şu niyetle yapabilirsiniz isterseniz. Sevginin ilahi gerçekliğiyle yaşam sürmeyi seçiyorum. Şu an kendimi ve aile ilişkilerimi sevgiyle şifalandırmayı seçiyorum. Sevginin gerçeğiyle şifalandırmayı seçiyorum. Çünkü bizim sevgi tanımımız içerisinde beklenti enerjisi çok fazla. Ama evrensel boyuttaki sevgi enerjisinin içinde pek fazla böyle bir beklenti enerjisi bulunmuyor. Aslında pek fazla demeyeyim de bayağı hiç bulunmuyor. Yani ben daha net bir şekilde ifade edeyim. Oradaki o beklenti enerjileri bizim hayatımızdan çıktığında sevgi de gerçekten şifalandıracaktır. Evli olanlar için de şunu hatırlatayım. Bunu başka yayınlarda daha önce söylemiştim ama bugün tekrar söyleyeyim. Gerçekten eşinizi saf aşkla sevin. Siz eşinizi saf aşkla sevdiğinizde ailenizdeki birçok sorun kendi kendine dönüşecektir. Çünkü sevginin frekansı yüksek ama aşkın frekansı çok daha yüksek. O aşkın öyle bir birleştirici, şifalandırıcı gücü var ki siz eşinizi aşkla sevdiğinizde ailesel olan birçok probleminiz kendi kendine dediğim gibi dönüşecektir. Burada da yine aşkın içinde de kalıp yok, beklenti yok. İşte o şu davranış yaparsa ben ona aşık olurum, bu davranış yaparsa severim, aşık olurum diye bir kalıp yok. Olduğu haliyle ona aşkla bakabilmeyi talep ettiğinizde, onunla iletişiminizin aşkla olmasını talep ettiğinizde ve buna siz izin verdiğinizde o aşkın gerçekliği hayatınıza akacaktır. Aşkın gerçekliği hayatınıza aktığında da ailesel olarak yaşamış olduğunuz zorluklar varsa bunlar böyle kolay kolay şifalanacaktır. Daha dengeli, daha huzurlu bir süreciniz gerçekleşecektir. Tekrar hatırlatıyorum, evin ana enerjisi, yürütücü enerjisi annenin enerjisi. O yüzden annenin enerjisi ne kadar saf sevgide olursa, ne kadar aşkta olursa o ailedeki bütün bireylerin enerjisini de şifalandırır, bütün karmaşayı da şifalandırabilir. Ama annenin enerjisi kaotikse o ailenin enerji düzlemi de kaotik olacaktır. O yüzden anneler size çok iş düşüyor. Sevgi frekansınızı yükseltin, bol bol sevgi odağında olun, bol bol sevgi sunun. Ve hani dünyaya sunduğunuz sevgi istediğiniz gibi olabilir ama bireylere sunduğunuz sevgi onların istediği gibi olsun. Onların isteklerini de konuşarak anlaşmamız gerekiyor. Böyle ben bir düşüneyim bakayım bu ne istiyormuş şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Konuşalım. Hani böyle güzel güzel dil vermiş Allah bize. İletişim yeteneği vermiş. Oturup konuşalım. Ne istiyorsun? Ne yapalım seninle? Ki biz de o geçirdiğimiz zamanları, birlikte olduğumuz anları keyifli geçirelim. Güzel zamanlar olmuş olsun. Anne baba kavramıyla ve aile kavramı ile ilgili hani kısacık şeyi söyledim. Biyolojik anne baba ve edinilmiş anne baba. Bunu da azıcık daha açayım. Biyolojik anne baba hani o bireyin var olmasına sebep olan anne ve baba. Ama herkes biyolojik anne babasıyla büyüyemeyebiliyor. Edinilmiş aileyle de büyüyebiliyor. İşte bu edinilmiş ailenin içerisinde bazen anne baba yaşıyor olsa bile babaanne, dede ya da anneanne, dede ortamında büyüyebiliyor. Ya da
işte evlatlık verilebiliyor. Bunların her biri edinilmiş aile. Evlenildikten sonraki aile de yine edinilmiş aile. Bu hani her nasıl büyüdüyseniz, sizin aile birey, aile alanınızda var olan anne kimliklerinin her birine anne kimliğini, baba kimliklerinin de her birine baba kimliğini vermiş olmanız gerekiyor. Yani biyolojik ailenizde büyümüş olsanız da, edinilmiş ailede büyümüş olsanız da, orada hani o tepkisel davranışlar, öfkeler, kızgınlıklar bireye hizmet etmiyor. Bireye hizmet etmeyen bir durumda anne baba hani cezalandırılmak için de bu yapılabiliyor ama bu cezalandırmayı yürütmek çok fazla bireye bir katkı sağlamıyor. Orada anneyle babayla da aslında sürekli birlikte olmadığı için o frekans kendi alanında sürekli yük olarak bulunmuş oluyor. Bunun yerine kendisi için özgürleştirici alan ve programlara gelir. İlişki alanını kendisi aile kavramıyla değiştirdiğinde işte annesi, biyolojik ya da edinilmiş anne her ne olursa olsun eğer iki anne de yaşıyorsa bu iki anneyle ilişkisinde kendi merkezinde sevgi odağında olması gerekiyor. Babayla da yine hem biyolojik baba hem de edinilmiş baba da aynı saygı, sevgi ve denge içinde olması gerekiyor ki birey kendini sağlıklı bir hale getirsin. Diğer türlü hani enerjisel olarak karmaşa yaşayabiliyor. Anne hayatımızdaki birçok kadınla olan iletişimimizi, baba da hayatımızdaki birçok erkekle olan iletişimimizi sembolize etmiş oluyor. O yüzden ikisi de önemli kavramlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aile ilişkilerinizde sevginin, huzurun, güvenin, sağlığın, bolluğun, bereketin, iyiliğin, güzelliğin bol olduğu nice güzel zamanlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de artık benim ailem gibisiniz bana göre. Çünkü bana uzun uzun zamanlarınızı ayırıyorsunuz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni de ailenizin bir bireyi gördüğünüz için bunun için de teşekkür ediyorum. Sevgi dolu zamanlar diliyorum. Hoşça kalın.